yok. Hiç olmadı. Arı bende bal yok. Çiçeklerde bal çok. Arı bende bal yok. Bir şeyden öğrendim. Nisan'dan öğrendim. Nisan kimdi? Lerna'nın kızı. Ah tamam. Arı genç öyle şey. Herkese merhaba. Bizim kendimiz yeter aşkım. Bizim enerjimiz yeter. Evet. Kavuştuk. Kaç ay sonra? Bana çok gibi geldi. 2 ay mı oluyor? Yok yani. Nisan. Çok gibi gelmişti. Evet biz Yuko'dayız. Yeniden ve yeniden. Neler yaşadık neler. Evet, oha. Background'da neler döndü kimse bilmiyordu. Ama çok şükür yine birlikteyiz. Ve yolculuk nereye? Şimdi... Pam! Türkiye! Yolculuğumuz... Sıla yolu. Sıla. Evet, yani bir ilk olacak. Hem senin ilk değil aslında. Türkiye'den Almanya'ya gelmiştim arabayla ama karavanla bir ilk. Tabii. Artı canım arkadaşımla zaten bir ilkimiz. Ve biraz böyle aslında şöyle Ece bunun niyetini koymuştu. Ve bana da hatta söylemişti hani böyle yapalım mı? Ve ben çok böyle bir hani uzun bir süre vardı. 4-5 ay vardı. Tabii. Tam önümü kestiremiyorum bilemediğim için. İçimde bir istek oldu ama şey yapamadım hani böyle. Gidiyoruz falan da tam diyemedim. Çok spontane gelişti. Aslında böyle sona doğru. Ve çok böyle yükseldim ben de. Gerçekten çok heyecanlıyız. Tabii güzellikle ya. Geçsin. Yani sona doğru neden onu da anlat istersen. Hani bu gerçekten dün... Bunu nereye anlatayım? Bir oturduğumuz bir yerde anlatırım öyle yani. Mi? Evet sabah şimdi sabah artık. Evet. Bilare. Evet. Başımıza bu süreçte Fransa'dan sonra Ece'nin başına neler geldi. Ben başımıza diyorum çünkü her şeyi birlikte de böyle yaşadığımız için ve paylaştığımız için otomatikman gerçekten de birlikte böyle yaşadık yani. Ve şunun olması için neler mümkün oldu. Hayat çok acayip. Biliyoruz. Evet, hayat çok acayip. İzlemeye devam edin. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşımın stil budur yani. Selam ben yukarı başlıyorum. Uzun yol stili budur. Nasılsın? Çok muhteşem yerlerden geçiyoruz. Gerçekten yani çok seni hissetmiyorum. Yeni sanki tanımış ve böyle yerlere soka soka tam Tom'la sizin eski bir dostluğunuz var anladığım evet, kadarıyla. Eskimiz eskiye dayanıyor. Bir de dert verir falan. Evet. Şöyle yollarını gösterelim. Mesela çıtlatmış şimdi. Evet. Şen diğer kızım bak işte o göl aynı.
var. Yeter, yeter. Aklımdasın. Biten, biten. Sonundasın. Nereye gitsem ben, yeter. Sen nerede parkeri var? Aklımdasın. Sana buna gidiyorlar. Biten, biten. Gir gir. Yo, karavanda gözüküyordu şeyde. Yok mu? Aa. Böyle bir yer bulduk. Böyle bir yer bulduk şimdi. Açıkçası biraz Harstad'ın merkezinden uzaktayız çünkü imkan yok yani karavan için orada park yeri bulmak. Şimdi bir sürü de burada Von Mobil var valla. Yer var mı peki? Şuradan da yüzüyorlar. Hemen göle atalım kendimize dedik ama şu an öncelikle yer bulmamız gerekiyor. Şuradan arasından geçelim bir Von Mobil. Şu an güzel. Şurada varsa ne güzel, denize yakın. Ay, sandviçimizi de yaparız da. Şurası nasıl? Çok acıktık. Sabah bir şey yiyemedik açıkçası. Bir park yeri yoksa işte. Şu an çok üzücü bir durum o. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu acaba? Evet, çıksa bir de bu orta kısım bir tek Von Mobil. Burası karavan değil. Orta kısım Von Mobil. Şurası ne Ece? Ama bak Von Mobil'e gitmiş arabanın falan. Evet ama öyle yani. Yani. Bir tane daha. Nasıl yapabiliriz yani ki? Ne yapacağız? Bu yandaki gördüğümüz şey neydi? Ne, onun içinde park yeri yoktu değil mi? Plastı. Hani içinde acaba var mıdır öyle bir yeri? Deneyelim mi? Döneriz en olmadı içinden. Ne diyorsun? Evet, soralım. Sağ yap aşkısın. Aynı buraya soralım dedik ama burası da bayağı bir lüks bir yere benziyor ama. Lüks diye de girdim ben de. Gideceğim ve devam edeceğim mecbur. Sonra devam. Ama güzel bir yere benziyor. Evet. Bakalım ya, belli olmaz. Neyin nereden geleceği. Şuralarda bir yer var ama. Bak. Ama bunlar işte şey, rezervasyonudur. Oradan kadar gidemeyiz. Yer bulmak sıkıntı. Şu an tekrar bakacağız girdiğimiz yere. Bakalım. Açık mı aşkısı? Ama burayı şey ekleyelim ya. Bir gün kampinge gitmek istersek yazın buraya gelelim. Königsee'ki bir yer burası da bence olacak. Daha bile. Yani hani kampinge yakın olması sevgili suya. Suya girebilirim yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay lütfen, hadi bunu başarabilmek istiyorum. Hadi şimdi gidiyoruz ve yer var. Tam önümüzden çıkıyor, tamam mı? Evet, totemimizi yaptık. O gördük ya, bir tane bisiklet süren adam çıkıyor galiba. Karavan boşluğundan çıksın, boşluğu. Oradan çünkü boyumuz uzun kalacak. Karavan değil boşluğu. Değil mi orası? Değil. Ama otoparklar oraya park etmiş ya. Ay otomobiller, pardon. Daha ileride otopark var mı? Yok, ona da bakacağım. Sen şimdi bir gir. Ben şöyle hemen bakayım. Koyduk ama yani şu araba çok çirkin koymuş ya. Bence hiç canı sıkma. Ben hiç sıkılmıyorum. Bir gideceğiz, çıkacağız ve geçiyorlar abi. Bırak yani. Sadece biz değiliz burada. Algıda seçicilik oldu şimdi. Uzaktan bakınca ama çıkıyoruz. Hayır, öne baktın mı? He? Bir şuradan bakar mısın ön tarafa? Diğerleri nerede? Ya öndeler mi, arkadalar mı? Öndeler. Çünkü onlar da uzun ve ayrıca burada
ki de çıkık oradan geçerken öyle yaptı, buradan da geçerken öyle yaptı. Hepsi dikkat etmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Yani park yeri harika bir yerde olduğu için ne olursa olsun yani buraya girelim dedik. Denize girdik. Su kuşu çıktı. Çok güzel ama. Gerçekten harika bir doğası var. Su da çok güzeldi bu arada ama ben saçımı sokmadım çünkü benim sıkıntı olacak. Akşam da nerede kalacağımızı bilmiyoruz, etmiyoruz. Ama ilerleyen günlerde dalıp çıkacağım tabii. Bu bugüne özel. Şimdi güzel bir kahve yapacağız. Hemen hazırlanıp çıkarız. Bir Harstad'ın merkezine bakacağız. Yer bulursak buluruz, bulamazsak yapamayız yani. Yapacak bir şey yok çünkü karavan böyle, bunları göze almak gerekiyor. Motorumuz gelince motorla gideriz. Bir dahakine öyle bir niyet yaptık. Buradaki kampinge bırakır, motorla gideriz. Evet. Aslında iki tane taşınmaz değil mi sahnedeki motor? Gerek yok, bir tane artık arka arka binmeyiz. Hayır. Ben arka. Neyse, motora bineceğiz belki bu tatilimizde ama nerede bilmiyorum. Bakarız. Şöyle koyarım. Eğer motora binersek şöyle de koyacağım. Bak şuraya koyacağım. Geldi. Kariyeri bir gösterebilir misin? Çok merak ettim. Çok mayolarımızı buraya asacakmışız da. Arkadaşım da yok. Ve bir de dikkatinizi çekiyorum. Tuvaletle de tonsürton. Tabii ki. Lütfen yani. Herhalde. Yanlış olmasın. Olmaz. Kahve molası verdik şimdi. Çok yağmur var ama Ece yani acayip virajlı yolları gittik ve ayaklarını düşünemiyorum şu anda senin. İnanılmaz zorlandık yani. Şimdi de güzel böyle bir kahve içeceğiz. Ne kadarlık yolumuz var? 130 kilometre var. Slovenya'da bir yerde duracağız ve dinleneceğiz, yemek yiyeceğiz. Orada kalacağız. Çok güzelsin arkadaşım. Teşekkür ederim. Yaparız bu işi aşkısı. Ruhsuz olmaz. Ruh sürmeden kendi olmaz. Kanalına vlog çekiyor. Alta Ece'nin de kanalını yazacağım. Oraya da evet, takip edin arkadaşımı. Aynen, böyle takip edin. Evet. Zaten hani yok şu o tepelere çıkarken inerken üçle inip çıkıyorum. Ya ikiye çıkamadık ve nasıl bağırıyor şey araba çok araba... bağırdı. Ben bir ara şey oldum böyle. Ay evet. Ve şeye hararet... bakıyorum zaten, sen onu gördün mü? Hararet yerine baktım. Ben... Bir an oraya kilitlendim ben. Ben de oraya bakıyordum. 90'la gidiyordu hararet. Yani 90 doğru gidiyordu. Yani ki 90'a gitmesi böyle nasıl şey oldum, stresim oldum. Ve arkamızda tabii ki zaten bir kuyruk peşimize taşıyoruz.
Ya, ya bir şey söyleyeyim mi? Sen bir de bu konuda çok hassassın. Yine arkadakileri çok düşünüp böyle ara ara duruyorsun falan yani. Hani evet. Bunu ben çok görmedim. Evet, veriyorum. Bunu yapan sensin yani. Evet, bu yardım gerçekten arada yol. Çünkü yani şey, hani gidemiyorum yani. Hani yokuşu kaçırırken vermedim. Sen şimdi duruyorsan bir daha kalkamayacağım diye. Ya da birinci vites ve tintir tintir yola falan katılamazsın yani. Ama düz yolda veya bayır aşağılarda da vermedim ama düz yolda boşluk buldum, durdum, verdim gerçekten. Yani of, şuradan bir baş ağrısı girdi, hayır olsun. Aa, yine. Arar oldu. Yazar. 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 Bir şey söyleyeceğim. Bu sanki bana çekiliyormuş, o da sana çekiliyormuş gibi oluyor çünkü ben burada arkamda... Ve bir her açıdan koyalım onu, olur mu? Böyle tabii, tabii, arkalı böyle önüne. Çık çık çık. Evet, yapalım. Bir sen, bir ben. Evet. Bir sen, bir ben. Çık. Biz çıldırtıyoruz bu arada vlog işini. Biraz ele aldık. Yani bu ara böyle niyetimiz de hep vardı da. Yani istikrar istiyor. Böyle şeyler biraz. Ondan dolayı. iPhone 15 miydi bu? Evet. 15-11. 15-11 yani. Yalnız senin ekranın da ışığı kapalı ve ben şunu söyleyeceğim. Ama canlılık yok seninki gibi. Geçen gün senin koyduğun hikayedeki video kalitesi çok iyiydi mesela. Hangi çok enteresan. Bazen değişiyor ışığa göre. Hmm, olabilir. Hangisiydi? Çok yakın bir zamanda koydun. Ben çekmemiş olabilirim ama. Yok. Tek başına hadi. Ay, yine Turgillerleyiz. Turgiller nasıl? Ha? Güzel. Bak yani Fondorf'la Fondorf diye attım geldim. Gerçi ama pay var diye. Ay, bacaklarım ağrıdı. Bu arada planda yapmıyoruz ona, çok fazla söyleyeyim. Yani yoldayken böyle birkaç yerlere bakıp keşfedip evet, ona karar veriyoruz oraya gidip. Çünkü yol durumu yani ve hava durumu, bakar mısın evet, yani nasıl plan yapalım ki? Yani bugün yoksa bir Hırvatistan'a şey etsek mi dedik, güneşli günler ama ben sonra yapamayacağıma karar verdim. Haçlı'da bile gidemedik ya. Yani gitsek giderdik, 22 dakikaydı otobüsle. Hatta gidip gelmeyi de düşündük ama yani bu ya, havada neyi evet, göreceğiz biz? Evet ya, bir de sonra kilometreleri görünce dedik ki biz gidelim. Yani biz devam edelim dedik kilometreleri görünce. Sonuçta. Şu an yepyeni bir fikir geldi ama olur mu? Ne bilmiyorum. Ya, söyle bakayım. Sen bu tarafa uğradığında orada buluşsa karşı tatlı sonra birlikte. Ay çok güzel, yapalım mı bunu? Ya şu an içimden öyle bir geçiş olduysa. Ha, içime bir kaldı değil mi? Evet. Benim de kaldı. Ya biz içimize çok mu kalacak diye bir tırsmadım da değil bugün kalabalığı ama görünce. Ama ben fotoğraf, yani hiçbir şekilde çıkacak bir hava yok güzel. Ya hava olsa da bence yani gezilecek, orada kalmamız gerekiyordu gece. Ama ben de değeceğini düşünmüyorum zor, böyle bir rotasyonda. Hı-hı. Yani yakın bir yer çünkü. Bence. Yani benim sana geldiğim her an Halsat'a gidebiliriz. Yok yok, bence de iyi yaptık yola devam etmek. Biz bir an önce... Hiç içimde kalmadı. Çünkü Hallstatt çok da böyle evet görmek istediğimizde ama böyle orayı gezelim şeyinde değiliz zaten. Yani şu evet, yolculuk başka bir yolculuk. Aynen. Ama şey yapabiliriz gerçekten. Dönüşte güzel bir tatlı şey bir... istedi canım. Hiç çikolata falan almadık değil mi? Yok biz yok. Biz diyete girdik bebeğim. Etteyiz yani. Detoks yapıyoruz. Bak et yemeyeceğim. Ne? Hiçbir şey almadım. Aa, ete ait. Aa, şimdi unuttuğu şu var. Rice de waffle. Yemeyelim değil mi? Aa, meyve şey var. Aa, ben de... Aa, kuru yemişçi vardı. Kuru yemiş. Şey var. Ben ya, çikolata istedim. Hiç mi ben çikolata almadım ya? Nasıl bir şey mi yapayım? Neyse. Aklıma bile gelmemiş yalnız. Devamında görüşeceğiz artık. Vardığımızda bir yine çekimle devam ederiz. Görüşürüz. Neden Slovenya'ya doğru gidiyoruz? Ve hava koşulları çok güzel. Hala 30 kilometre kaldı başka. Yani inanılmaz bir mücadele. Neyse ki 24 kilometre kaldı. Ama Ece'yi düşünemiyorum yani. Çünkü böyle bütün hava şartlarıyla. Bir an hiçbir şey görmedim yolda. Evet. Hem buğu bastı,
Hem silecek en sonda çalışıyor. Ve az daha görüyorum. Çok önüne yani ama hemen Allah'tan şey olmadı hemen, o kadar. Tabii tabii hemen havalandırma falan camlardan. Ay yani bilmiyorum. Şu anda bu tünel batmış Clemence iyi geldi resmen. Sakin. Evet ve ışık gördük şu an böyle de ondan hemen kamerayı açtım. Biraz hani yüzümüze çünkü öbür türlü böyle olmuyor karanlıkta. Valla bugün yani o virajlarda burası da yağmur da zorladı. Saat şu an 9.23 kilometre var. Hafiften açız ama çok ağır yapacağım herhalde ben de ama açım yani. Çok geçmişti artık ama. Bence işte karpuz, çoban salatası, peynir muhteşem bence. Beyaz peynir. Olmazsa olmazımız. Ben de çok güzel şey bir ekmek aldım. Gluten free. Gördüm onu sabah. Tost yaptık ya evet. Öğlen daha doğrusu. Sabah da değil. 1'de mi 2'de mi yedik bunu? Sabah da gözüme kesin yapayım ama sonra dedim ondan olmaz. Şimdi şey yapmıyorum. Şimdi o keyifli ve çok güzel tutuyor bir de. Çıkır yemiş dolu. Yemek hazırlığı yaparken aşağıda çekeriz. Yalnız. Görürsünüz ne marifetlerimiz aman da var. Aman. Biraz müzik bir dinlesek. Hadi açıyorum. Hadi biz gidiyoruz. Gidiyoruz. Ciao ciao. Karanlıkta kamp yerine giriş yapıldı. Ama rezervasyonumuz yok bakalım. İlgili beyefendi bir yer bize belki de ayarlayacakmış. Öyle de söyledi. Ay hadi inşallah. Tombalın yani tombalın turşulu mayonezli mısırlı falan istiyorsak onu yapmam ben. İstemiyorum şu anda öyle bir hazırlık yapmak. Ama sırf tombalıyı da yiyebilirim yani. Ton balığının senin özelliği neydi? Neydi? DM'den aldın mı? Bir şeydi değil yani ben öyle yapıyordum. Ben DM'den almıştım. Evet o şurada işte. Aynen. Bence böyle açıp yiyelim ya. Zeytinyağlı bu zaten. Bence açıp yiyelim. Bu zeytinyağlı zaten. İstersen karıştır bak. Ne tamam galiba. Yani balık var ya içinde. Ya bunun balık kokusunu istemem. Okey. Ya bunda ne var şu anda? Domates, salatalık. Şimdi ona beyaz peynir koyacağım. Bak çok güzel. Avokadoyu da unutmuş benim canım arkadaş. Ama haklı. Çünkü bir günde bütün işleri halletti. Yani öyle böyle değil. Bir de çalıştı. Evet biraz yani. O yüzden yani ben eğer ona bir şey dersem şu dilim kesilir. Şu çiçeği alabilir miyiz? Ay size onu da göstermek istiyorum. Bak göstermem lazım. Peki ha. Ay böyle bir şey yok ya. Ece ve çiçeklere yani, çok önemli. Aloe vera'ları mı almalıyım? Gel onlar çok önemli. Bakın çiçeklerimizle. İsimleri neydi? Yok isimleri. Sardunya ha. Sardunya. Ben de ondan baktım. Cinsim yok mu? Sardunyalarımızla bizim de tatlılar. İstersen bırakalım dışarıda. Yağmur fazla gelir. Gelir mi? Evet. O zaman ben şimdilik... Bence banyo. Evet, bizim yer bulamadığımıza tek çıkışlı yerimiz banyo. Yani evet. Bu tabii bize pahalıya mal oldu dün ama bu evet, banyoya koymuş olmak. Baby Coffee'de bir şey söyleyeceğim. Şunu bu şey yapabilir miyiz? Bence şuraya at yine. Olmaz mı? Orada dursun çünkü o ona devrilecek falan filan. O ağırlığını da bozmak istemiyorum biliyor musun? Nasıl beceriyor? Açık olmalı. Ya kısık, kıtışım. Şimdi ben buna biraz şey koyayım mı? Balsamik go. Sever misin? Mecbur seveceğim artık. Hayır sevmiyorsan limon da sıkabilirim. Ya seviyorum sanki ama yağ olmayınca tedirgin oldum ama belki de hiç tedirgin olmama ay, gerek yok. Olmaz bu yağ olmayınca istemiş ama. Çok güzel. Evet. Ben şunun üstünü bir silmemi ister misin? Ama Slippy'le silme. Slippy'le. Reklam değil. Slippy. Silimiz azalıyor diye korkuyorum. Yani daha ikinci gündeyiz yarısı benim değil. Benim evimde çok gitmiyor Kehan yani. Bu tadil önce gider diye düşünüyor musun? Bir 9 gün çıkarır değil mi? Bebeğim haydi öyle çıkartır. Hatta İstanbul'da bilmiyorum, da bir annenin evinde kullanırsın.
Annemin evi taşınacak, oraya temizledim. Ya gittiğinde mi? Bilmiyorum ki şimdi. Hadi bakalım yarısın. Hunharca kullanıyoruz. Bir doz tripim. O zaman azaltalım biraz kullanmayı. Sanki evet. Bugün abarttık ama. Bugün abarttık. Ama bugün biz temizlik komple temizlik yaptık ya. Normal. İşte siz oraları bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Yani terminat sonrası temizliği oldu. Siz oraları bilmiyorsunuz. Oralar gelecek. Coming soon. Çay demlemiyorduk değil mi? Zaten uğraşamam. Bebeğim cinle şey çayı karıştırırsak diye düşündüm o yüzden yani. Ve yardım için çayımızı ya. Sen sana. Çekisine. Bir de Ece'nin şu tabaklarını çok seviyorum. Haberiniz olsun. Ama Emma'ya tabak Moda'dan olan... almıştım bunu. Yani bunu Türkiye'den getirdi buraya ama gerçekten çok tatlışko. Ama oldu da Emma'ya tabak bulursanız benim için alır mısınız lütfen? Ama tabu düz değil, ben çukur musun? Olacak. Ben baktım. Baktın mı? Evet, onu bulamadım. Ben de bit pazarına bir tane bitçi var, ona baktım. Bunu bir şey koymayalım bence. Değil mi? Yani ha. Şimdi yesek olmaz mı? Olur bu. Sen iyice yesek. İstemiyorsun onu. Hı? Şu an iyice istemiyorsun. Yani istiyorum. Yemekle yememek arası. Yok istiyorum ama asıl sevdiğim gibi yapmaya üşeniyorum. Ya bu da artık kurumadıysa çok üzüleceğim. Kurumuş. İyi ki. Nasıl bir hava vardı? Nasıl bir hava vardı? Şimdilik şöyle koyayım. Daha iyisini de boşalt şunu. Bu kurumamış be hepsi. Onu ön tarafa at istersen, şey direksiyon üzerine. Yani İngilizce konuşamamışsın mı diyorsun? Çok komik. Hayır, benim kafam Almanca'ya gidiyor şu an. Ay, ya ben beynimle yapamıyorum. Yani ben istemiyorum. Allah. Dıt. Ben koyuyorum şu an. Anladın mı demek istediğimi? Yok hani bu olur mu canım? Hadi dedin ya. Hani böyle şey oluyor ya, error veriyor ekran. Bip. Ah, bir şey niye hepsini sana tutuşturuyorsun? Bir avuç kadar arkadaşım. Şöyle de bir siyah zeytin. Şimdi bazemi koyuyorum kız. Koy kız. Azıcık şöyle bu abi. Avokado, avokadolar o kadar üzüldüm, ben o kadar güzeldiler ki. Avokadoyu da çok severdim. Ve o kadar güzeldiler ki. Böyle bir güzellik olamazdı. Neyse. Bizim biz geçen sefer Fransa'ya giderken, yani neredeyse bir aylık bir yiyecekle gittik. Evet çocuklar da vardı ama öyle böyle değil yani. Neden hazırlandığımızı anlamış olduk karavan bozulduktan sonra ama şimdi de aksine... Yani gerçekten Ece ile hiçbir şey yapmama kararı aldık. Böyle spontane yaşayacağız biraz. Evet yani ki evdeki bütün bozulma ihtimali olan bakliyatları al. Düdüklümüz var. Güzel. Allah ne verdiyse. Bu. Açamıyorum diyeceğim ama sana vermeyeceğim. Şöyle açtım. Bunu da böyle şey özendim. Böyle yazlık. Yani şu an tam kış modundayız ama Hırvatistan kıyılarında dışarıda konsepti oturursak yani. Konsepti olarak uğurlu gelsin bize. Bir de şeyinle de düşündüm. Böyle içinde mavi var diye hatırlamıştım. Niye de bir sallama çay yapsam mı ya? Yap o zaman. İçmeyeceğiz. Salça var mı? Salça mı? Salça. Salçayı ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Çaya gidersem ben böyle kahvaltıya doğru gidersem diye korktum. Tamam o zaman. Yani ne olacak ki? Biraz hafif mezemsi yesek biz bugün. O zaman yanında ne içeceğiz? Benim şeyim o. O zaman cini yapalım. Ama cinde de bunlar olmaz. Cinde mi anlamı yok mu? Bir yiyelim bence artık. Tamam. Peki bir şey içmeyeceğim. Çünkü zaten kahve içeceğim.